Birazcık daha. İşte süper oldu. Neyse ki bu krem çikolata. Sanırım hazırım. Matthew. Anne. Sorun nedir? Bana biraz tuvalet kağıdı getirir misin? Tamam. Geçen seferki hatayı yapmayacağım. Böyle daha iyi. Sağ ol tatlım. Yoksa kaka mı? Aman tanrım çok iğrenç. Kandırdım ufaklığı. Yine. Bir dakika. Çikolata kokusu alıyorum. Ben bu riski alırım. Evet, çikolataymış. Anne, sen çikolata mı yapıyorsun tuvalette? Ne? Hayır, bu krem çikolata. Şaka yaptım sana. Onu çekmeliyim. Geldik mi artık? Geldik mi artık? Anne, tuvalete girmem lazım. Sorun yok, ben seni burada beklerim. Bilemiyorum. Artık kocaman çocuk oldun, kendin yapabilirsin. Peki, sen öyle diyorsan. Vay canına, uçak tuvaleti böyle mi oluyormuş? Evdekine benzemiyor. Bunu becerebilirim. Ne kadar kötü olabilir ki? Vay canına, çok kötüymüş. Bunu buraya bırakan bir doktora görünmeli. Ha? Bunun böyle solunacağını biliyordum. İnene kadar beklerim ben de. Sorun yok tatlım. Öyle diyorsun ama bir bakmışsın sifonla birlikte ben de gitmişim. Aa tatlım, korktuğunu biliyorum ama sorun çıkmayacak, inan. Hadi gir bakalım. Eğer geri dönmezsem oyuncak ayıma onu sevdiğimi söyle. İşte girdim. Şu ana kadar sorun yok. Ama bu daha başlangıç. Hadi şu işi bir an evvel bitirelim. Altıma yapsaydım keşke. Bundan daha iyi olurdu. Hadi ama yok, olmuyor. Çok baskı altındayım. Vay canına, ne yüksekteyiz. Hoşuma gitmedi bu. Burada olmak istemiyorum. Merhaba dostum. O da ne? Oo, burası ne rüzgarlı. Hey, nasıl gidiyor? Selam. Daha iyi olabilirdi. Kaka yapmaya çalışıyorum ama hiçbir şey olmuyor. Aynısı bana da olmuştu ve bu ufaklık bana yardımcı olmuştu. Al sen de dene. Şu an kafam çok karıştı. Ama çok güzelmiş. Onu beslemen lazım. Böyle. Bunu yapabilirim. Bir dakika. Nereye gitti o kuş? Peki ama tuhaftı. Atıştırma zamanı. Umarım açsındır. Yerken ağzını kapa. Vay canına, şuna bak. Bir saniye. Flamingo kakasını yapıyor. Belki ben de bunu denemeliyim. Oo, bu çok eğlenceli. Bir dakika, bir şeyler oluyor, hissediyorum. Oo, tamamdır, çok daha iyi böyle. Hiç fena değildi. Bunu bir daha asla yapmayacağım. Eyvah. Merhaba anne. Bu nedir? Ne nedir? Neden bahsettiğini hiç anlamadım. Bunu sonra saklamalıyım. Her neyse, hadi yerimize gidelim. İyi fikir. Sanırım akşam yemeğini servis ediyorlar. Ha, olamaz, bir dinozor. Eğleniyor musun? Ne hayal gücü ama. Çok büyük, dikkat et. Al bakalım. Beni yakaladı. Dinozor bütün arabaları yiyor. Onu nasıl durdurabiliriz? Baba, bak. Güzel Emily. Dinozoru gördün mü baba? Of, çok sıkıcısın. Dinozorlar kitaplardan daha eğlenceli. Sence de öyle değil mi? Bir dakika, bir fikrim var. Bu çok iyi olacak. Şşt, sessiz olmalısın. Şşt, bu tarafa. Dinozor. Bir saniye Emily, kitap okumaya çalışıyorum burada. Onun yerine arabayı deneyelim. Çok hızlı gidiyor. İşte geri geliyor. Yol ne engebeli. Kes şunu. Burun ama biraz fazla kıllı. Emily, kes şunu. Gidip başka yerde oyna. Şu kitabı hiç okuyamayacak mıyım? Televizyonda ne varmış? İlginç görünüyor. Vay canına, şuna bir bak. Arabalar trenin üstünden uçtu. Bu aklıma bir fikir getirdi. Bana eski bir tişört ve keçeli kalem lazım. Tişörte bir çizgi çekmekle başlıyoruz. Sonra birkaç tane daha ekliyoruz. Çizgileri böyle birleştiriyoruz. Bir şey eksik. Buldum. Yolun ortasına kesik kesik çizgiler atıyoruz. Bütün yol boyunca bunu yapıyoruz. Şimdi ayrıntılara geçebiliriz. Bu güzel çiçek gibi. Birkaç tane daha çiziyoruz. İşte bitti. Şimdi şunu üstüme giyeyim. Vay canına, turuncu bana yakışıyor. Emily. Şuna bir bak. Tişörtümün üstünde bir yol var.
Wine canına çok harika olmuş. Bayıldım. Arabanı bunun üstünde sürebilirsin. Peki o zaman. Oh ne güzel masaj gibi oluyor. Bu çok harika. Gerçekten öyle. Birazdan dönerim. Ne? Nereye gidiyor bu kız? İçimde kötü bir his var. Emily, ne yapıyorsun? Oyuncak arabalardan sıkıldım. Bu dağ bisikletini denemek istiyorum. Kal olduğun yerde. Bunları da bavula koyunca hazırız. Aa, olamaz. Geç kalıyoruz. Acele etmeliyim. Şunları bavula tıkıştırayım olsun bitsin. Yapacak bir şey yok. Tamam, her şeyi aldım. Ah, bu bana birkaç dakika kazandırdı. Emily! Emily! Nerede bu kız? Emily? Hayır, burada değil. Peki ya bu kıyafetlerin arkasında? Burada da değil. Nerede olabilir ki? Oh, bavul canlandı. Oh, pardon, içinde biri mi var? Cesur ol, korkunu belli etme. Sürpriz! Emily, sen oraya nasıl girdin? Kaybedecek vaktimiz yok. Hiç eğlenmeme izin vermiyorsun. Hadi çık şunun içinden. Yola çıkmamız lazım. Hadi o zaman. Yürü bakalım. Baba. Şimdi ne var? Yürümek için fazla yorgunum. Emily, uçağımızı kaçıracağız. Beni taşı o zaman. Ama bavullar var elinde. Çok kötüsün. Bu haksızlık. Annem beni taşırdı. Harika. Bir bu eksikti. Ayağa kalk. Oh, sen kaç kilo olmuşsun. Bu kızlara asla sorulmaz. Ah, ne yapacağım ben şimdi? Bir dakika. Bu bandı kullanıp bavulları aynı anda çekebilirim. Sonra bu kolu indirip bandı bavulların çevresine yapıştırabiliriz. Yalnız bandın sağlam tutuyor olması lazım. Alta da bir bant yapıştırıyoruz. Bu sayede bavullar birlikte hareket edecektir. Artık Emily gelebilir. Neler oluyor? Senin yürümene gerek kalmadı. Bavullarla birlikte seni de çekebilirim. Eğlenceli değil mi? Daha hızlı. Böyle havalı seyahatleri seviyorum. Ebeveyn olduğunda her zaman başa çıkman gereken sorunlar olur. Bu yüzden bu videomuzda en iyi tüyoları bir araya getirdik. Senin ebeveynin hangi tüyoları kullanıyor? Aşağıda yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla yararlı video için kanalımıza abone olmayı unutma. Merhaba Bay Köpek. Sümük çıktı. Biri sümük mü dedi? Baba, sen ne yapıyorsun? Biraz sıcak. Bir şeyler yapsam iyi olur. Aha, neyse ki ilk yardım çantası yanımdaymış. Bir bakalım ne ihtiyacımız var? Sen ciddi misin? Neler oluyor? Buna ihtiyaç yok. Yani henüz. Öksürük şurubu. İğrenç. Aha, bu şeye bayılıyorum. İşte benim buna ihtiyacım var. Ha? Ellie! Nereye gitti şimdi bu? Beni arkada asla bulamaz. Sadece bir ateşini ölçmek istiyorum. Öyle bir şey olmayacak baba. Ellie, hemen buraya dön. Bu oyun değil. Şapşallık yapma. Bir saniye, buldum. Ha, bu işe yarar işte. Tam 12'den. Bu da neydi? Hiçbir şey anlamadı. Şimdi ateşine bir bakalım. Of, neyse ki yanlış alarmmış. Artık kitabıma dönebilirim. Ha? Olamaz, bu ciddi bir şey. Sen iyi misin tatlım? Dondurmam çok lezzetli. Bak. Evet, öyle görünüyor. Şimdi şunu bitireyim. Şu oyuncaklara bak. Hem uzuyor hem bükülüyor. Çok eğlenceliler. Adeta kendime geldim. Bunları çok özlemişim. Bunu bütün gün yapabilirim. Şuna bak. Vay canına. Buna bayılıyorum. Acaba bununla devasa bir tüp yapabilir miyim?
Evet, şimdi öyle bir şey yapacağım. İşte böyle. Uzuyor. Bunu biliyorum. İyi ki ders çalışmışım. Bu da kolay. Ha? Bu da nedir? Bu nereden geldi şimdi? Alo? Görünüşe bakılırsa sonsuza kadar devam ediyor. Tamam, sanırım artık hazırım. Matthew bir şekerlemeyi hak etti. Hadi uç bakalım. Bu çok heyecan verici. Bu ses de nedir? Vay canına, şekerleme. Bu gizemli tüp harika bir şey. Aldı. Güzel. Geldiği yerde bunlardan bir sürü var. Bu Huni yolculuğu hızlandıracak. Umarım karnı açtır. Bu çok güzeldi. Keşke daha fazla olsa. Bu nedir? Sanırım bir şeyler geliyor. Yaşasın, şu şekerlemelere bak. Bu benim şanslı günüm olmalı. Matthew'un şekerlemeleri var. Biraz alabilir miyim? Tadı çok güzel. Evimi tam buraya koyacağım. Buraya bir de arabalarımı getirmem lazım. Merhaba Noah. Bu çok eğlenceli görünüyor. Merhaba anne. Oynamak ister misin? Tabii ki. Şuraya oturayım. Anne olmaz. Evimin üstüne oturdun. Eyvah. Bu ses hiç iyi işaret değil. Olamaz. Kazara oldu ama sana daha iyisini yapabilirim. Yani umarım. Bu üç boyutlu kalem çok işe yarayabilir. Acil bir onarıma mı ihtiyacın var? Merak etme. Hallederiz. İşe bir ev çizerek başla. Sonra içini üç boyutlu kalem kullanarak doldur. Bu çizim bizim şablonumuz oluyor. Kalemle uzun çizgiler yapıyoruz ve çatının tamamını kaplıyoruz. Çizgileri birbirine yakın tutup aralık bırakmıyoruz. Bu bittiğinde kapıya geçiyoruz ve tabii ki her evin pencereleri olması lazım. Yalnız çizgilerin içinde kalmayı unutmuyoruz. Şimdi sıra duvarlarda. Bunun için farklı renkler kullanıyoruz. Pencerelerin ve kapının yanlarını dolduruyoruz. Sonra evi kağıttan ayırıyoruz. Şimdi sıra evi inşa etmekte ama bunun için çimentoya ihtiyacımız yok. Evin parçalarını birleştirmek için sadece 3 boyutlu kalem kullanıyoruz. 4 duvarının olmasına dikkat etmemiz lazım. Yoksa ev yıkılabilir. Duvarlar inşa edildiğinde evi çeviriyoruz. Şimdi çatısını yapıştırıyoruz ve evin üstüne yerleştiriyoruz. İşte karşımızda yeni bir ev. Noah bak, sana bir şey yaptım. Yeni bir ev mi? Evet, üstelik bir bahçesi de var. Vay canına. Bir dakika. Buna bir oyuncak bebek lazım. Bebek çok mutlu görünüyor. Sanırım ev hoşuna gitti. Tamam. Bunu kesinlikle yapabilirim. Vay canına. Ayakta duruyorum. Ve puppet benim. Çok çok güzel. Çok yaklaştım. Aaaa. Oh tatlım. Endişelenme. Bak bende ne var. Şimdi kıpırdama. Bu senin güvenliğini sağlayacak. Artık düşüp sağını solunu yaralamak yok. Vay canına. Artık kimse beni durduramaz. Çok komik bir his. Hiç acıtmıyor. Oh. Ah. Yine. Başardım. Artık papiti alabilirim. Buna kesin değdi. İşte geliyorum. Aferin tatlım. Hadi devam et. Sağ ol anneciğim. Gösteriye hazır mısın? Merhaba Mickey. Merhaba Dolly. Bir dinozor olamaz. Vay canına, çok heyecanlı. Ne? Anne... Fırt yaptım. Evet, buradan kokusunu alabiliyorum. Çok fena. Pardon. Sana oturak eğitimi vermemiz lazım. Büyük ablalar böyle yapıyor. İzle. Vay canına. Sonra kakanı bu oturağa yapıyorsun. Bu kadar basit işte. Hadi bir deneyelim. Şimdi mi? Peki o zaman deneyelim. Yaşasın. Şapkama bak. Bunun olacağını bilmeliydim. Hayır, bunun üstüne oturman gerekiyor. Peki, kes şunu.
bu tuhaf. İşte böyle. Oraya kaka geliyor. Yeme onu. Çok kötüsün. Hayır, sakın ağlama. O saçma. Ben alt bezimi seviyorum. Bir saniye, ver onu bana. O zaman bezini lazımlığın içine koyabiliriz. Bu sayede yine de bezinin içine yapabilirsin. Bu iyi bir anlaşma bence. Hadi o zaman. İşe yarıyor. Ama sen izleme. Vay canına, başardım. Aferin kızıma. Ne çok. Hadi bunu çöpe atalım. Hem de hemen. Başardım anne. Tabii ki başardın tatlım. Mickey. Yine geldi. Sorun yok. Bu çok tanç verici. Bu herhalde hiçbir zaman aklımdan çıkmayacak. Kola. Biraz kendimi ödüllendirebilirim sanırım. Hadi ama açıl. Sorun mu var anne? Bir şey yok tatlım. Sadece bir şey içmeye çalışıyorum. Bu şişede bir hata olmalı. Tekrar deneyelim. Bu da çok zor. Yardım ister misin? Annen halleder kızım. Pekala, bu şahsi bir soruna dönüştü artık. Sakin ol anne. Seni şimdi parçalamayayım. Peki o zaman ben de bir kutu açarım. En azından bunu açmayı becerebilirim. Şaka mı bu? Bunu izlemek acı veriyor. Aslında utanç verici. Seninle alakası yok. Aptal olan içecek. Bunu daha fazla izleyemeyeceğim. Bunu hak ettin. Pekala, benim bir şeyler lazım artık. Tamam bebeklerim. Şimdi anneme yardım etmemiz lazım. İyi fikir. İşte bana bu lazım. Yaşasın, aldım işte. Anne. Anne. Bunu sen istediğin şişe. Efendim canım. Bunu dene. Bu kola şişesini açar. Gerçekten mi? Şunu izle. Bunu kapağın üstüne koyuyorsun. Tada. İşte bu kadar kolay. Peki. Kola, sonunda benim oldun. Aferin sana Ellie. Ve bu kutuları da açıyor. Vay canına. Sadece tutma yerini kullanıyorum bak. Çok zekice değil mi? Sanki gelecekte yaşıyorum. İşte bu kadar kolay. Bunu ben alıyorum. Kuralları biliyorsun. Gazlı içecek yok. Pardon. Peki bunu alabilir miyim? Al bakalım. Bu kavanozları da açıyor. Bunu hak ettim. Bu en sevdiğim araba. Rengi sarı. Olamaz. Sen iyi misin? Karnım. Sorun yok ki o zaman. Tuvalete gitmem lazım. Bu iyi değil. Acele etsek iyi olur. Yetiştik. Hadi keyfine bak. Olmaz, yapamam. Tabii. Şimdi ne diyorsun? Hayır, hala yapamam. Buldum. Bu sana yardımcı olabilir. Klozeti nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Anladım, hemen dönerim. Acele et. Belki bunu yapabilirim. Bu tam ihtiyacımız olan şey. Bu JK yardımcı olur. Bu şeyi nasıl kullanıyorsun? Öyle olmaz. Bir dakika. Elimden geleni yapıyorum. Çok şapşal görünüyorsun. Çok kötüsün. Endişelenme. Arkadaşım sana yardım eder. Vay canına, iyi de nasıl? Onu önce bir beslemem lazım. Karnı çok acıkmış. Vay canına. Hadi hepsini ye. Sonra klozete böyle oturuyor. Demek böyle kullanıyoruz klozeti. Yemeğini yiyor. Ve sonra kakasını yapıyor. Bu çok iğrenç. Ama yararlı. Klozetin nasıl kullanılacağını anladım. Hadi bakalım. Amanın, buradan çıksam iyi olacak. Teşekkürler, bay bay. İşe yarıyor.
Bu müthiş. Uykudan önce video seyretme yok. Bu haksızlık ama. Burada annem beni hayatta bulamaz. Her akşam aynı şey. Al anne. Ver onu bakalım. Bu işe yarar sanmıştım. Şimdi ne yapıyor? Artık yeter. Bundan sıkıldım Alex. Al. Bunu konuşabilir miyiz? Olmaz. Hepsini istiyorum. Gerisini de. Anne. İşte. Hepsini. Gerçekten mi? Peki. Kendime ait bir yerim olması lazım. Annem hep eğlencemi mahvediyor. Ha? Sen ne yapıyorsun? Bunu da unutmayayım. Kaç tane var ki bundan? Teknolojiyi seviyorum. Şimdi yatağa. Sen öyle san. Ben hep bir adım öndeyim. Bir fikrim var. Bunu sandalyenin arkasına yapıştıracağım. Eyvah, annem geliyor. Doğal davranırsan bir şeyden şüphelenmez. Burada neler oluyor? Şuna bak. Rahatsız ettiğim için üzgünüm. Bu kanala bayılıyorum. Hep harika fikirlerim vardır. Tuvaletimi yapma zamanı. Bir süredir tutuyordum. Çok daha iyi. Çok eğlenceli. Etrafa saçılması hoşuma gidiyor. Eyvah, bu sefer kaçırdım. Vay, tavana değiniştim. Çiu çiu. Elleri kullanmadan. O ikinci kolayı içmeyecektim. Anneme yardım edip bitkileri sulayayım. Hadi iç bakalım dostum. Tam isabet. Harika. İşte bitti. Sifonu çekeyim. Elleri yıkamayı unutmak olmaz. Boş ver ya. Alex, ne yapıyorsun? Ellerini yıka. Tertemiz oldu. Aferin oğluma. Olamaz. Burada neler olmuş? Bu lütfen su olsun. Alex, sen mi yaptın bunu? Evet, tuvaletimi yapmam gerekiyordu. Bunun tek sorumlusu benim. Belki bunu halledebilirim. Biraz alışveriş yapalım o zaman. İşte bana gereken şey. Ne çabuk. Vay canına. Bu nedir? Bu senin tuvaletin işte. Evet, harika. Hadi o zaman. Sana biraz izin vereyim. Vay canına. Bitti anne. Aferin sana. İyi iş başardın. Düt 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 düt. Selam. Kendimi çok iyi hissediyorum. Anne olmak en hafif ifadeyle bayağı zorlayıcı olabilir. Ve ne kadar denersen dene, sorunlardan tamamen uzaklaşmanın imkanı yoktur. Olamaz, yaklaşıyor. Saklanacak bir yer bulmam lazım. Oyuncak bebeklerle artık bir saniye bile oynayamam. Pekala, acaba nereye saklanabilirim? Burası yeterince iyi. Anne. Aman tanrım. Merhaba, burada mıydın sen? Hayır, olamaz. İşte buradaymışsın anne. Hadi gidip oynayalım. Çok eğlenceli olacak. Sen bunu al, tamam mı? Peki, sanırım böyle yapacağım. Olamaz, yetişemeyeceğim. Bu seferki bayağı zor oldu. Vay canına. Suyun sıçrama menzilindeyim. Çok iğrenç. Anne. Yardımın lazım. Ne oldu? Demek etrafı biraz ıslattın. Hem de nasıl? Ne? Buraya o balonu sen mi koydun? Balon bize gözlerini dikmiş. Yaşasın. Özel balonumu tamamen unutmuştum. Yaşasın. O şey ne kadardır orada? Aslında çok harika bir fikrim var. Sadece bir banyo bombası ve havası indirilmiş bir balon gerekli. Bombayı böyle balonun içine koyuyoruz. Sonra bir iğne alıp birkaç delik açıyoruz. Bu bittiğinde sıra bunu suyun içine atmaya geliyor. Her yerde bir şeyler var. Rezervuarı açıyoruz ve balonu içine atıyoruz. Sifonu çekiyoruz. Artık su gereksizce taşmayacak ve güzel kokacak. Ellie! Evet?
Yeni klozetine bir bak bakalım. Bunu tekrar yapmak istediğimden emin değilim. Ama daha fazla tutamayacağım. Hey! Su sıçramadı. Yaşasın. Harikasın anne. Bir kere daha. Hayır anne. Sana eve gitmek istediğimi söyledim. Ama gidecek bir yerimiz yok canım. Buldum. Onlara kendim bir ev yapayım. Evi tabii ki bu keçeli kalemle yapacağım. Her evin bir güzel giriş kapısı olur. Pencereleri de unutmuyoruz. İşte çok harika olmadı mı? Eve hoş geldiniz kızlar. Artık ikinizin de gidebileceği bir ev oldu. İstersen sen de onlara katılabilirsin. Daha da iyi bir fikrim var. Neden şöyle devasa bir şatoya taşınmıyoruz ki? Ne? Neler oluyor? Hey Stacy! Yine hayallere mi daldın? Hayır! Bak kendime minik bir ev yaptım. Yok, pek olmamış. Sen bu karton kutuya ev mi diyorsun? Hadi gidelim. Hadi! Ne? Ne sen öyle diyorsan? Vay canına! Burası da neresi? Benim özel evim mi? Bir saniye. İşte şimdi işe koyulabiliriz. Harika! Kendime ait paletim de var. Ben varım. Tamam tatlım, yüzmeye hazır mısın? Bonini takman lazım. Hayır, bonini takmam. Taktıramazsın. Çocuklar tam bir baş ağrısı olabiliyor. Anne, bana bak. Aklıma bir fikir geldi. Şu boniyi suyla dolduracağım. Ben su ejderhasıyım. Dünyadaki en iyi ejderhayım. Suda nefes alabiliyorum. Ha? Hayır. Bona geliyor tatlım. Uf, başımı acıttı. Sırılsıklam oldum. Susadım. Su içmek istiyorum. Şuradaki şeyi çevirmem lazım. Of, yetişemiyorum. Çok uzakta. Anne, su içmek istiyorum. Aman tanrım, bebeğim beni çağırıyor. Hemen gideyim. Ne oldu? Anneciğim, susadım. Üzülme, su içmene yardım edeceğim. Al canım, benim uslu oğluma bir bardak su. Ne diyorduk? Teşekkür ederim. Bu kitaptan emin değilim. Anne! Galiba yine bana ihtiyacı var. Of, gidip baksam iyi olur. Anne, su lütfen. Tamam, bir saniye. Tamam, al bakalım. Bir bardak su. Yaşasın. Su, su, su. Anne! Amanın, nasıl bağırıyor? Bu işi asla bitiremeyeceğim. Ne oldu tatlım? Biraz daha su. Tamam, bir saniye bekle. Hemen geleceğim. Baksana ne aldım. Vay canına. Buyur canım. Bu sana özel küçük bir su sebili. Boyu tam sana göre. Rahatça uzanabilirsin. Aha, bir penguen. Sana nasıl kullanıldığını göstereyim. Bardağı buraya tutuyorsun ve sonra bu düğmeye basıyorsun. Vay canına, baloncuklara bak. İşte, bu sadece senin suyun. Daha çok su alacağım. Doğru, aferin sana. Anne, bir çikolata alabilir miyim? Yaşasın, çikolatayı çok seviyorum. Nefis. Üzüm yerdim ama şimdi orada çikolata var. Küçücük bir çikolatadan bir şey olmaz. Kendimi ödüllendireyim. Bir tanecik daha. Raporu neredeyse bitirmek üzereyim. Ha? Kase boşalmış. Olamaz, buna inanamıyorum. Bütün çikolataları yemişim. Hayır. Hayır. Bunun olmasına izin veremem. Sonra çok üzülür. Anneciğim, ben geldim. Bir şey yapmalıyım. Hem de çabuk. Belki de şu üzümlerden faydalanabilirim. Onları şöyle kağıda sarsam ne olur?
Herhalde denemekten zarar gelmez. Üzümleri paketleyeyim. İşte oldu. Bu sonuncusu. Selam tatlım. Seni çok özledim. Anneciğim, atıştırma zamanı değil mi? Tamam, teşekkürler. Bay bay. Acaba fark edecek mi? Ha? Bunun tadı aynı değil. Dinozorlarımla oynayacağım. Oh, az kalsın fark edecekti. Flamingo, git buradan. Bu kalemle balonuma resim yapacağım. İşte gülen bir yüz çizdim. Ay, benim küçük ressamım. Balondan yüz en güzeli. Ah! Hayır, şimdi bir daha şişirmek zorundayım. Balon yüz, hayır. Pam balon yüzü öldürdü. Olamaz, lütfen ağlama. Bunu çözmek için ne yapabileceğimi biliyorum. Balonumu istiyorum. Tamam, patlak balonunu ve başka bir sağlam balonu alıyorum. İşte, sağlam olanı patlak balonun içine koyuyorum. İçine biraz da simli yıldız koyuyorum. Şimdi sıra içteki balonu suyla doldurmaya geldi. Ama çok fazla dolsun istemiyorum. Son olarak bir kurdeleyle bağlıyorum. İşte, balonu sıkıca bağladım. Böylece su sızdırmaz. Tatlım, bak. Sana yeni oyuncak yaptım. Hı? Yeni oyuncak mı? Bu ne? Vay canına, sıkınca balon yaptım. Hey, bunun içinde yıldız da var. Çok güzel. Yengeç seni yakalayacak. Selam tatlım, eğleniyor musun? Sana atıştıracak bir şeyler getirdim. Ayıcık şeker. Teşekkürler. Önce bunu yiyeceğim. Nefis. Sen sevdiğim. Çok şirinsin. Tamam, oyuncaklarına güzel güzel oyna. Dikkat et. Yengeç kral geliyor. Yengeç kral aptal. Şimdi uzay korsanı oldu. Bam bam! Lazer silahları ateşlendi. Ah, hayır, ayıcık şekerlerim. Hayır, onlara ne oldu? Ay, yapış yapış. İğrenç. Anne! Olamaz, yine ne var? Ne oldu? Ayıcık şekerlerim iğrenç bir şey oldu. Ha, anladım, güneşte erimişler. Ha, aklıma bir fikir geldi. Hemen dönerim. Tamam, bana bir tabak, fırın kağıdı ve kurabiye kalıbı lazım. Bu yıldız güzel bir şekil. İçini ayıcık şekerle dolduruyorum. Sırada jelibonları eritmek var. İşte oldu, şekillerini kaybedip yayılmaya başladılar. Son olarak bir çubuk ekliyorum. Artık oynamak istemiyorum. Üzülüyorum zaten. Ayıcık şekerlerimi özledim. Al bakalım tatlım. Oo, yıldız lollipop. Nefis! Tadı ayıcık şeker gibi. Deniz atı, sen de dene. Hmm, en sevdiğim. Sen olsan yüzücü bonesini o şekilde takar mıydın? Yorumlarda bize anlat. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha birçok harika video seyretmek için kanalımıza abone olmayı unutma. Balonlara bak. Bu parti zamanı demektir. Yeni bir günde yine yollardayız. Hmm, ne güzel farlar. Sonsuza kadar zıplamak istiyorum. Benim tatlı ön camım. Çok temiz ve parlak. Aa, tamam Ellie. Annen alışverişini bitirdi. Hadi gidelim artık. Ne kadar temiz. Geliyorum. Bu direksiyon da bebek poposu kadar yumuşak. Hiçbir taksi benimki kadar temiz değildir. Şoför bey. Merhaba, buyurun. Hadi atlayın.
Uf, şu torbalar ne? Hadi gidelim artık. Çok hızlı gidelim ama olur mu? Of, olamaz. Neredeyse hallettim. Aa, ama kapı kilitli. Güzel deri koltuklarım. Onca emek. Bir sürü zamanımı ve sevgimi vermiştim. Aa, işte böyle. Artık istediğin kadar çekmele. Hem de şoför bey. Şimdi biraz rahatlayabilirim. Tam zamanında. Hey bak. Bizi lütfen. Aa. Bu da tuhafmış. Ahtapotların bir sürü kolu vardır. Bana sarılmalarını istemiyorum. Hayır, kalkmak istemiyorum. Ama sanırım kalkmam gerekiyor. Keşke daha uyuyabilsem. Dünyayı kurtarmak mı, cidden mi? Bunu şu an mı yapmam lazım? Of, sanırım kahraman olduğumda altına imza attığım şey buydu. Kostümümü giydim. Görünüşe bakılırsa hazırım. Şimdi ilk nereye gitmeliyim? Uf, olamaz. Tuvaletim gelmiş. İlk gitmem gereken yer orası. Bunu kostümümü giymeden evvel hatırlamam gerekiyor. Şimdi şöyle sarkayım. Oo, bu çok daha iyi. Aa, amanın. La 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 la. Evet, bunu hiç görmemiş gibi davranacağım. İğrenç. Uf, böyle çok daha iyi oldu. İşte şu an dünyayı kurtarabilirim. Hiç fena görünmüyorsun dostum. Pekala, artık güne başlayabiliriz. Hem harika görünüyorum hem de kendimi öyle hissediyorum. Woohoo! Haya! Bir dakika, bu neydi? Tuvalet kağıdı mı? Sonra görüşürüz tuvalet kağıdı. Ben kaçar. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Biraz güneş kremi sürsem iyi olacak. Kavrulmak istemiyorum. Of, sırtıma ulaşamıyorum. Oh, çaresini buldum. Hey, bana yardım edebilir misin? Oh, tabii. Sanırım edebilirim. Boya rulosunu kullanabilir misin? Yok, olmaz. Peki, o zaman ben kendim yaparım. Siz çılgınsınız hanımefendi. Tekrar bir deneyelim bakalım. Güneş kremini rulonun üstüne dökeceğim. Şimdi ruloyu da sırtımda gezdirebilirim. Aslında iyi geliyor. Ufak bir masaj gibi. İşte bu kadar. Vay canına, bu bayağı iyi bir fikirmiş. Artık bronzlaşmaya geçebilirim. Vay canına, çok sarsıntılı bir iniş oldu. Aa! Ne? Buraya gel. Dünya böyle bir yermiş. Aynı filmlerdeki gibi. Çok harika. Bunu soruşturmam lazım. Beni rahat bırakın. Artık hareket etme zamanı. Ama önce biraz dans edelim. İşte böyle. İmdat. Şu figürlere bak. Oh, bu ne güzelmiş. Oh, yaklaşmayın bana. Ben masumum. Tabii tabii, hepsi aynı şeyi söyler. Koşmayı kes artık. Çok kondisyonsuzum ben. Asla. Gerçekten en azından bir nefes alalım. Benim kardiyom hiç iyi değildir. O zaman yakalayın da görelim. Başın çok büyük belada. Dünyalılar çok tuhaf. Nereye gitti bu? Oraya gidelim. Yoksa bir hayalet mi? Oh, bu da neydi? Bundan hoşlanmadım. Burada yanlış bir şeyler var. Sanki puf diye yok oldu. Hadi devam edelim. Yukarı bakmadıklarına memnunum. Aha, işte bir ipucu. Tam düşündüğüm gibi. Bir ağaçtan düşmüş. Buraya devam. Au, bacağım. Bu çok acıyacak. No! Endişelenme dünyalı, bunu kullan. Peki, bacağına sar. Şimdiden işe yaramaya başladı. Teşekkürler. Eyvah! İşte seni yakaladık.
Vay canına, bu bir uzaylı mı? Ne haber? Peki şimdi ne olacak? Şimdi dans edeceğiz. Oh, ritmi hissedebiliyorum. Bir anda kaptırıyorsun kendini değil mi? Neler oluyor? Kendini serbest bırak. Kendimi çok canlı hissediyorum. İşte böyle. Buna bayıldım. Tut beni. Ha? Oh. Bekle, bak. Koş. Peşlerinden koş, hemen. Hadi, hadi. Doğada olmak harika. Biliyorum, müthiş bir şey. Bunu daha sık yapmalıyız. Doğada resmen kendime geliyorum. Sen de bir şey duydun mu? Nedir o? Taze et. Alex, ben korkuyorum. Çabuk çadıra gir. Tam bize lazım olan şey. Doğadan nefret ediyorum. Şuna bak. Bunlar güzelmiş. Kim bunlar? Nereye gittiler? Aman tanrım, bakamıyorum bile. Bu nedir? Oo, pis kokuyorlar. Ama tadı güzel. Ayakkabılarımı yiyorlar. Bunun içinde bir şey var. Ne yapıyorlar? Bir şeyler yapman lazım. Ya içeri girerlerse? Lezzetli. Ver şunu bana. Hayır, gidin buradan. Bırak artık. Bu kadar yeter. Ne? Güzelmiş. Bırak şunu. Bu benim. Meyve suyu. Güzel bir şey ama. Vay canına, bak. Boş ver. Bunlar ne ki? Çok güzel oldum. Onu ben istiyorum. Olmaz, bu benim. O ne? Aldım işte. Bir diş macunun tüpünü boşaltıp kafa kısmından kes. Sonra bize bir balon lazım. Balonun boyun kısmından kes. Şimdi balonu diş macununa geçir. Aynen böyle. Tüpün kapağını çıkar. Sonra vücut şampuanını çekmek için bir şırınga kullan. Bu daha sonra işi kolaylaştıracak. Şampuanı şırıngayla balonun içine boşalt. Sonra kapağını kapa. Bak bende ne var. Vay canına, çok harikalar. Bu harika bir gün oldu. Hadi gidelim buradan. Sanırım gittiler. Şu eşyalarımızın haline bak. Hadi eve dönelim. İyi fikir. Bu inanılmaz. Bugün harika bir gün. Ne? Ne yapıyor? Hadi buraya gel, çok güzel. Hayır, olmaz. Peki, bir dakika o zaman. Beraber yüzmeye gidebilir miyiz? Hadi ama eğlenceli olacak. Suyun içinde göreceğimiz balıkları bir düşünün. Hayır, hayatta olmaz. Bir fikrim var. İşe koyulalım o zaman. Burası iyi bir yere benziyor. Hadi yapalım şu işi. Ama zor bir iş bu. Ama üstesinden geleceğiz. İyi gidiyor. Sanırım bu kadar yeter. Şimdi plastik örtüyü koyalım. Sallayıp durma. Bunu şimdi yere bastıracağım. İşte şimdi yay böyle. Sanırım artık hazırız. Vay canına, müthiş. Hadi doldur şunu. Şu suya bak. Başardık. Kendimize ait bir havuzumuz oldu. Yaşasın. Hadi keyfini çıkar. Hey, yakala. Hayır. Dur. Neler yapıyorlar öyle? Çocuklar işte. Ne gün ama. Hava çok sıcak. Biraz serinlemem lazım. Klimayı açayım. Niye çalışmıyor ki? Çok sinir bozucu. Fena terliyorum.
İğrenç. Servisi arayayım. Alo, yardımınıza ihtiyacım var. Merhaba hanımefendi. Selam. Klimamı tamir et, tamam mı? Evet, tabii ki. Sorun yok. Bir saniye. Bu arada benim alet edevat almam lazım. Bu konuyu unutmuşum. Bir sorun mu var? Hayır, hemen dönerim. Hey! Aha, tam ihtiyacım olan şeyler. Bu kavanoz mükemmel. Şekerleri sonrası için saklıyorum. Ve bu bezi alıyorum. Şimdi bunu musluğun altına tutacağım. İyice ıslatmam lazım. Bu kadar yeter. Şimdi bunu katlıyorum. Sonra da rulo yapıyorum. Şimdi bunu kavanozun içine atıyorum. Birkaç rulo daha ekliyorum. Ne? Ben serinlemek istiyorum. Bu vakit kaybı. Hanımefendi, ben bir ustayım. Neredeyse sıcaktan düşüp bayılacağım. Şimdi bunu dondurucuya koyuyoruz ve bekliyoruz. Bu kadar yeter. Şimdi kavanozu çıkarıyoruz. Serinlemenin zamanı geldi. Hanımefendi. Bu biraz tuhaf. Demek hala buradasın. Bunu deneyin. Bu çok aptalca. Onu alnınıza koyun. Çok iyi geldi. Çok serin ve ferahlatıcı. Bunun bir ücreti var tabii. İzninizle. Bu kadar yeter. Her neyse. Sadece işimi yapıyorum. Görüşürüz. Bu çok rahatlatıcı. Düşüncelerimle baş başayım. Ne? Vay canına, bir deniz kızı. Selam. Selam. Sen benim düşlerimin kızısın. Bu çok şeker. Peki. Ne? Sorun ne? O iş bende. Sevgilinin ağız hijyeniyle ilgili sorunları mı var? Endişelenme. Bütün gereken bir ruj. Ruju tüpünden çıkar. Sonra bir diş fırçası alıp tutma kısmını kes. Şimdi tüpün içine tutkal dök. Bütün tüpü böyle dolduruyoruz. Sonra fırçayı tüpün içine sok. Bu çok işe yarayacak. Hey, bunu denesene. Ağzın mis gibi nane kokacak. Sonrasında birbirimizi öpebiliriz. Hey, nereye gitti? Başaramadım. Çocuklar brokolilerini yemediklerinde, ufaklık bir türlü uyanmadığında, bezi kokmaya başladığında, bir süper kahramana ihtiyacın yok, bir süper dadıya ihtiyacın var. Hiçbir iş kolay değil, hiçbir görev küçük değildir. Ben her zaman göreve hazırım. Hadi bakalım. Vay canına, çok karanlık. Neredeyim ben? O ses de neydi? Orada kim var? Ben annemi istiyorum. Bu çok acıklı. Hemen bir romantik komedi açmam lazım. Bir sorun var. Harekete geçmenin zamanı geldi. Pırıl pırıl bir para. Bu da neydi? Bugün benim şanslı günüm. Sen kimsin? Bir cips alabilir miyim? Bu iş böyle olmaz. Hadi devam et ufaklık, çık buradan. Hedefimden biraz şaştım. Nasıl yani? Çok iyi. Yakaladım seni. Ne oldu şimdi? Vay canına, bu harika. Matematikten A almışım. Annem çok gururlanacak. Sanırım bir ödülü hak ettim. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ver bakayım o kağıdı. Başarılı olmuşum. Öyle değil mi? Bir bakalım. İşte notun Matthew. Olamaz. F mi almışım? Ne demezsin. Şimdi bunu düzelteceğim. Bir A gayet mantıklı olur. Vay canına, çok akıllıyım. Kimin çalışmaya ihtiyacı var ki? Demek yalan söylüyorsun. Beni yakaladın. Ama harcadığım çaba için bir A almalıyım. Hiçbir suç cezasız kalmaz. Ders çalışman gerekiyor.
Bu çok sıkıcı. İşte notun Matthew. Yine Mefe. Ama o aptal kitabı okudum ben. Peki o zaman yine notumu düzeltirim. Olmaz Matthew, bu yanlış. Sanki her şeyi mahvetmek zorunda. Kaykayda bir harikayım. Etraf ne dağınık. Oh pardon Bay Dinozor. Neslinin neden tükendiği belli. Oh bir araba en sevdiğim. Ham 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 ham. Hayır. Arr. Bu aslında çok dinlendirici. Bu spor araba çok hızlı. Hadi gidip onu yakalayalım. Vay canına, şuna bak. Ne güzel. Pırıl pırıl. Onu almam lazım. Neredeyse yetişiyorum. Of. Of. Onu istiyorum. Oh, bu işe yarayabilir. Artık ona yetişebilirim. O araba benim olacak. Oh, yetişemiyorum. Boyumun daha uzun olması lazım. Bu kitaplar nihayet işe yaradı. Şimdi olması lazım. Çok az kaldı. Ona dokunabiliyorum. Birazcık daha. Yakaladım. Vay canına, müthiş. Bu hiç iyi değil. Her yeri ağ bağlamış. Eyvah eyvah. Oh, az kalsın düşüyordum. Bunun oynamak için sabırsızlanıyorum. Vın vın. Ha? Olamaz. Of, olamaz. Hızlı olmam lazım. Bunu sonra hallederim. İşte yakaladım seni. Beni kurtardın. Arabam da geldi. Ay, çok iğrenç. Her yer pislik içinde. Nasıl bu hale geldi? Sanırım bunu temizlesem iyi olacak. Sonuçta benim süper güçlerim var. Hadi şu dağınıklığı halledelim. Lavabo, sırada sen varsın. İşte pırıl pırıl oldu. Ah, oh, zor işmiş. Şimdi bu tabakları yerlerine kaldıralım. Ve bitti. Kahvaltı zamanı. Bir kase dolusu leziz mısır gevreği. Kalk bakalım. Ben hemen dönerim. Tek bir çocuk nasıl etrafı bu kadar dağıtabilir? Çılgınca. İşe koysam iyi olacak. Bu çöpe gidiyor. Şimdi sıra kıyafetlerde. Ah, artık dinlenme zamanı. Şimdi kendime zaman ayıracağım. Çok kızgınım. Niye hep bu oluyor? Partiye gitmek istiyorum. Ama bu halde gidemem. Bu çok haksızlık. Sorun nedir Matthew? Bir parti var. Bak. Bir şeyler yapmam lazım. Buldum. Ne yapacağımı biliyorum. Hadi seni dönüştürelim. Dönüştürmek mi? Rahat dur. Bu benim başyapıtım olacak. Şimdi bundan kurtulalım. Bu iyi görünüyor. Tada! Bayıldım. Oh, ne tatlısın ve çok yakışıklısın. Ne haber? Merhaba hanımlar. Matthew'a bak. Vay canına. Selam, hadi dans edelim. Harika figürler Matthew. Fit kalmam, zinde kalmam gerekiyor. Karşılığını alıyorum. Ben bir makineyim. İşte bu. Kendimi harika hissediyorum. Ne antrenman oldu ama. Hey, vay canına. Ne güçlüsün. Ama ben de güçlüyüm. O iş öyle kolay değil. Önce bunları bir dene. Tabii, olur. Nasıl görünüyorum? Harika. Hadi bakalım. Önce bu hula hoop'u deneyeceğim. Şunu seyret. Peki bir kere daha. Bütün iş kalçada bitiyor. Vay!
Buna ne diyorsun? İnanılmaz. Çok kolay. Alo, bana zorlanacağım bir şey getir lütfen. Yok artık. Buna ne diyorsun? İşte biraz farklı bir şey. Ben de bir şey denemek istiyorum. Oh, çok ağırmış. Bana yardım edebilir misin? Bana bak, başardım. Yanmayı hissediyorum. Benim kaslarım var. Bu eğlenceli gözüküyor. Oh, çok ağır. Tutamıyorum. Dikkatli ol. Neredeyse parmağıma düşüyordu. Bunu bana bırakırsan iyi olur sanırım. Bu kiloları kaldırmak için güç kazanman lazım. Bu da zaman ve alıştırma gerektirir. Vay canına. Ha? Hadi oynayalım. İşte geliyor. Harika fırlattın. Yakala. Oh. O zaman sen de bunu yakala. Bunun acıtacağını mı düşündün? Pekala. Demek bu oyunu oynamak istiyorsun. Kazara oldu gerçekten. Hazırlan. Tam orada dur. Bir dakika, bir dakika. Hayır. Bu hiç hoş değildi. Ben ping pong oynamayı tercih ederim. Hadi bunu daha ilginç bir hale getirelim. Daha hızlı. Şimdi diğer tarafa. Kazandım. Partiye neredeyse hazırım. Ver şunu bana. Sinir bozucu olmayı keser misin? Ben de partiye gelebilir miyim? Kesinlikle olmaz. Of, hiç eğlenceli değilsin. Aa, bu ayakkabı güzelmiş. Olmaz, kes şunu. Ama ben bu ayakkabıyı istiyorum. Aha, bir fikrim var. Bak bende ne var? Şimdi ne var? Bu işime yarayabilir. Aa, bu güzel oldu. Birkaç fotoğraf daha. Hey, neler oluyor? Of, olamaz. Uyuyakalmış olmalıyım. Her neyse. Ne? Ben bunun işe yarayacağını düşünüyordum. Peki, elimde başka ne vardı? Bir dakika. Heh. Aa, bunu ne zaman çektin? Acemi bir fotoğrafçı olabilirim ama fırsatları kaçırmam. Bir dakika. Aman tanrım. Oh, böyle çok daha iyi. Ne rahatladım ama. Heh, işte bu harika bir fırsat. Bu ses de nedir? Ellie. Kes şunu. Yoksa... Gerçekten diyorum. Ben gider. Çok tuhafsın. Peki tamam, alabilirsin o ayakkabıları. Evet, bunun işe yarayacağını biliyordum. Çok hızlı yürüme ama. Burada kal ve beni sakın utandırma. Selam, bir içecek alabilir miyim? Tabii. Of, neler oluyor? Beni kurtar Mickey. Sen bana ne yaptın? Olamaz. Bunu hemen göndermem lazım. Kazara oldu, üzgünüm. Buradan gidiyoruz hemen. Acaba Mickey ne yapıyor? Saçlarım harika görünüyor. Onu şaşırtacağım şimdi. Ne? Bana hazineyi teslim et. Bu aptal oyunlar için fazla meşgulüm. Hızlıca bir selfie çekeyim. Aa, beni de çek. Çekil şuradan. Niye bu kadar sinir bozucusun? Aa, neredeyse zamanı gelmiş. Hadi seninle saklambaç oynayalım. 1, 2, 3. Saklansam iyi olacak. Aa, bunu unutmamam lazım. Belki buraya saklanabilirim. Yok, burası olmaz. Beni dolapta asla bulamaz. Aa, bunun içinde bir şeyler var. Biz arkadaş olabiliriz. Puf, Mickey'nin çamaşırları da hiç hoş kokmuyor. Aa, buldum. Yatağın altına gireceğim. Şşt, sakın söyleme. Sonunda gitti mi? Yaşasın. Neler oluyor? Hey, ben burada uyumaya çalışıyorum. Deprem! Bir dakika. Hadi eğlenelim. Eyvah.
bu yoksa bir oyun buluşması mıydı? Yaşasın! Oyun buluşmalarına bayılırım. Neler oluyor? Çok üzgünüm arkadaşlar. Hadi onu yakalayalım. Tutturamadı. Al bakalım şunu. O da neydi? Seni şimdi yakalayacağım. Sen Jake değilmişsin. Çok şükür ki öyle. Dikkatli olun hanımlar. Ben geldim. Aman tanrım. Justin. Selam. Belki etrafta görüşürüz. Umarım öyle olur. Benden kaçamazsın. Vay canına, bu utanç vericiydi. Kafam kesin şişecek. Keşke beni fark etseydi. Bırak şunu. Bir dakika. Mickey'ye bak. Tek başına. Ne? Hadi Jake. Neler oluyor? Bunu çok daha önce yapmalıydık. Sen ne yapıyorsun? Hadi bana bir öpücük ver kocacığım. Hadi bakayım. Hayatta olmaz. Ellie, kes şunu. Ama aslında hiç fena değildi ha. Bunu anneme anlatmak için sabırsızlanıyorum. Vay canına. Seninle çok mutluyum. Bak, gözlerini senden almış. Pekala, eğer Ellie bunu yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Başıma en kötüne gelebilir ki, aşağılanma mı? Hadi bakalım, hey. Sen benimle mi konuşuyorsun? Hayır, öyle bir şey olmayacak. Ama ne oldu ki? Neyi yanlış yaptım? Vay canına. Sonsuza kadar beraber olacağız. Of, sıkıldım. Aklıma bir fikir geldi. Mickey, hadi al şunu. Olmaz, meşgulüm. Hiç eğlenceli değilsin. O da ne? Her neyse. Hey! Dikkat et. Bir dakika, bu olmaz. İşte bu iyi olur. Ay canına. Makyaj malzemelerim olmaz. Seni uyardım. İşte şimdi başım belada. Kimse benim makyaj malzemelerimle oynayamaz. Ha, yakala. Tam isabet. Buradan hemen tüyse mi olacak? Yok öyle, kaçamazsın benden. Yakaladım işte seni. Bir dakika, bu konuyu konuşalım. Konuşma faslını biz çoktan geçtik. Sana çok kızgınım. Beni asla yakalayamaz. Olamaz. Bunu çok daha önce yapmalıydım. 3 zamanı. Çok gıdıklanıyorum. Kes şunu. Anneme söylerim yoksa. Teslim oluyorum. Artık gıdıklama. Peki o zaman. Gel buraya. Yaşasın. Yer süpürmeye bayılıyorum. Çok rahatlatıcı. Baba. Merhaba prensesim, ne var? Saçın için yardım mı istiyorsun? Peki. Bu göründüğünden daha zormuş. Eyvah. Bunu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Ama süpürgeyi nasıl kullanacağımı biliyorum. Lastik tokayı süpürge borusunun ağzına takacağım. İşte harika bir at kuyruğun oldu. Teşekkürler babacığım. Bay bay. İşler böyle halledilir işte. Bunlar çok sıkıcı. Keşke yeni oyuncaklarım olsaydı. Çok sıkıldım. Babamın bir şeyleri halletmesinin zamanı geldi. Selam ufaklık, sen iyi misin? Hayır. Biraz eğlenmek ister misin? Bantla mı? Onu izle. Bu bantı yere yapıştıracağım. Ve buraya da bir şerit çekeceğim. Buna artık ihtiyacım yok. Ne diyorsun? Güzel oldu da bu nedir? Bir yarış pisti. Ve kazanan ben olacağım. Mümkün değil. En hızlı yarış arabası bende. Hazır mısın? Bu kolay olacak. Bunu başarabilirim. Ve yarışa başladılar. Yürü hadi. Hile yapmak yok. Çok yakınız. Dikkat et. Tren geliyor. Bakamayacağım. Sanırım ondan önce geçebiliriz. Onu gördün mü?
Oh, inanılmazdı. Hadi yine oynayalım. Bu oyuna bayıldım. İşte çantaların hayatım. İyi seyahatler. Ve bu da senin için. Kolay görünüyor. Seni şimdiden özledim. Bay bay. Bu kadar çok ev işi olduğunu hiç bilmiyordum. Ama mutfak temizlendi. Sırada ne varmış? Cina'nın evi tabii çok kolay. Çok güzel oldu. Bunu yaparak para kazanabilirim. Ne diyorsun Cina? Hay canına, muhteşem. Al bakalım. Listedeki bir şey daha eksildi. Teşekkürler babacığım. Bir şey değil canım. Uyku zamanı geldi. Ama hiç uykum yok. Tatlım benim. Kapat gözlerini. İşte benim kızım. Ama uyuyamıyorum. Aklıma bir fikir geldi. Sana bir hikaye anlatmam ister misin? Evet lütfen. Tamam, hazır mısın? O halde başlayayım. Bir zamanlar ismi Cina olan bir prenses varmış. Cina avokadoya bayılırmış. Her gün bir tane yermiş. Vay canına. Bir gün çok kötü bir canavar avokadonun peşine düşmüş. Korktum babacığım. Oo, üzgünüm. Bu sadece saçma bir hikaye, sen merak etme. Beni niye ne dersin? Oo, güzel olur. Hadi uyu bakalım küçük kız. Yasla başını. Hoşuma gitti. Ve rakı geçmeye ne dersin, işte böyle. Harika babacığım. Yeah! Şu soloyu bir dinle. Bu geçirdiğim en iyi uyku zamanı. Ben bir rock yıldızıyım. Rock and roll. Rock and roll. Ne? Olmaz, yatağına girdi. Ama baba. Üzgünüm, baban kendini biraz fazla kaptırdı. Uyuman lazım. Sanırım bu işe yaramadı. Annen ne yapılması gerektiğini bilirdi. Bir dakika, buldum. Oo, benim küçük uyuyan güzelim. Anneciğin burada. Ben bir dahiyim. Ne oyundu? Atışını yaptı ve sayır. Vay canına, pis bir koku var. Gidip tazelensem iyi olacak. Tam ihtiyacım olan şey. Köpüklü banyo, yaşasın. Sıcak su. Tamam. Şimdi bana köpük lazım. Şimdi gizli şifremi gireyim. Tam ihtiyacım olan şey. Meyveli. Boşmuş. Şunu deneyelim. Yok. Peki ya bu? Burada bir şeyler olmalı. Aha, bundan köpük sesi geldi. Of, bütün istediğim lastik ördeğimle sakinleştirici bir banyo yapmak. Ben şimdi ne yapacağım? Aptal şişeler. Hayat hiç adil değil. Oh, benim zavallı kokarcam. Banyo yapmak için köpük kalmamış mı? Al bakalım. Hayır, aptallık etme. Bir dakika, bir fikrim var. Biraz banyo tuzu al. Biraz boya ekle ve karıştır. Pudrayı papetin içine doldur. Her bir sırayı doldurup üstüne bastır. İyice oturduğunda ters çevir ve pudrayı içinden çıkar. İşte sana ev yapımı bir banyo bombası. Artık endişelenme. Annecin banyo işini halletti. Anne, sen harikasın. İyi banyolar tatlım. Bu müthiş. Rengarenk olmuş. Hadi dene bakalım. Oo, bak nasıl dağılıyor. Çok güzel. İçine girmek için sabırsızlanıyorum. Güle güle o. Oh.
keyfini çıkar ve kulaklarının arkasını temizlemeyi unutma. Köpeğe bayılıyorum. Ve popitime de tabii. Of, kes sesini. Daha kalkmak istemiyorum. Birkaç dakika daha, hadi ama. Peki, sanırım popomu kaldırsam iyi olacak. Hala çok yorgunum. Aa, bu da nedir? Saçım neden bu kadar uzun? Bu saç bana ait değil ki. Bir dakika, yoksa benim. Bunlar kesinlikle bana ait değil. Aa! Dün gece bayağı derin uyumuşum. Güne başlasam iyi olacak. Günaydın küçük dostum. Saçım düzgün mü bakayım? Bir dakika. Bu benim yüzüm değil. Korkunç bir kabus görüyor olmalıyım. Böyle bir şey nasıl olabilir? Aa, vücudumu geri istiyorum. İnanamıyorum. Kanka, uyan. Belki şuurunu kaybetmiş olmak iyi bir fikirdir. Çenemdeki şu kaşınan şey de nedir? Bunu her zaman bacaklarımda kullanıyorum. Birisinin cildi çok pürüzsüz olacak. Benim normal tıraş bıçağım bunda işe yarar mı acaba? Çünkü David'inkini kullanmayacağım. Pembe olanı işimi görür. Daha önce hiçbir yüzü tıraş etmemiştim. Çok acıdı. Hemen kanamaya mı başladı? İyi ki şirin bandajlarım var. Bu bacakların da tıraş edilmesi lazım. Ve bu işten bana göre. Çok daha iyi görünecekler. David bu kıllarla nasıl yaşıyor ki? Aa, bacaklarıma ne yapıyorsun? Bıçağı yerine bırak lütfen. Aha, tamam. Fotosentezi nasıl yazıyorduk? Bir bakalım. Uf, aptal saçlar. Bir dakika. Uzun saçlar işte bu işe yarar. Ah, saçlarım tellere karıştı. Böyle rak yapamam ki. Bunun tadı garipmiş. Şimdi de bütün saçıma cips bulaştı. Çok iğrenç. Bunları biraz toparlamam lazım. Bu işe yarar işte. Ayakkabı bağcıklarını bağlamak gibi. İşte oldu. Aman, ömrü kısa. Artık yeter. Uzun saçlar gidiyor. Kırt kırt. Kim uzun saçı olsun ister ki zaten? Kaküller daha iyi olacak. Şimdiden hafifledim. Bunu halledebileceğimi hiç bilmiyordum. Çok ateşli görünüyorsun kanka. Aman tanrım. Kesmiş olamazsın. Saçlarım. Saç uzatmanın nasıl bir şey olduğu hakkında hiçbir fikrin var mı? Mahvoldum. Herkes çişini yapar değil mi? Ama bu hep aynı şekilde olmaz. Görünüşe bakılırsa orası doğru taraf değil kanka. Bu yeni bir tecrübe olacak. Ama oturmak istiyorum. Partilerin en güzel yanlarından biri arkadaşlarla buluşup sohbet etmektir. Tırnaklarının dibi gelmiş Lili. Bu partiyi canlandırmanın vakti geldi. İşte böyle. Dans etmek ister misin? Nasıl dans edilirmiş sana göstereyim. Evet, Ellie, yani David, ona özel figürlerini sergiliyor. Vay canına, şuna bakın. Hadi David, hadi David. Kalçalarının sanki kendi aklı var.
kalçaların sanki kendi aklı var. Ne yapıyor bu çocuk? Popomla bunları yapabileceğimden benim bile haberim yoktu. İki arkadaşın birlikte takılması kadar güzel bir şey yoktur. Aman tanrım. Mümkün değil. Ne oldu şimdi? Jake akşam yemeğine gitmemizi istiyor. Yemekte ne olacağını biliyor musun? Beni öpecek. İşte böyle. Benmişim gibi sen git. Lütfen. Ama ben... Of. Tamam gideceğim. Sen dünyadaki en iyi arkadaşsın. Tanrım. Ama olmaz. Asla makyaj yapmam. Burada neler varmış? Bütün bunlar nasıl kullanılır ki? Hayatımda hiç makyaj yapmadım. Bu şey çok zor değildir herhalde. Losyon gibi sürüyorsun sanırım da, değil mi? Bu çok kötü değilmiş. Gözlerime de süreyim. Biraz da renk versem güzel olacak. Ellie bunları kullanmaya bayılır. Çocuğu korkutmak istemem. Palyaço gibi göründüğümü düşünecek. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bu çok daha iyi oldu değil mi? Bir saniye daha hareketsiz dur. Harika görünüyorsun. Kıyafet konusunda ne yapsak? Hayır, bu sana en yakışan renk değil. Hayır çok kötü oldu. Şimdi oldu. Ama niye etini tutuyorsun? Böyle daha iyi mi? Benim yapmayacağım hiçbir şey yapma. Vay canına, çok güzel görünüyorsun. Bir saniye. Şimdi yemeğe hazırım. Salata mı? Benimle dalga mı geçiyorsun? Hey hanımefendi. Ben bir sandviç istiyorum. Sandviç mi? Sandviç. Kesinlikle bir sandviç istiyorum. O ağzındaki kürdan mı? Bunu sonunda yaptığımıza çok memnunum. Ellerin çok... Ne yapıyorsun? Evet. Parti başlasın bakalım. Öyle acım gibi atı bile yiyebilirim. Bu baharatlı hardal harika. Çok iyiymiş. Pardon. Sen de aç mısın? Ellie. Bunun nesi var ya? Şu çocuk neye bakıyor şimdi? Neyim ben? Seyirlik maymun mu? Ah, hadi ama. Geber robot geber. Artık yeneceğim hissedebiliyorum. Çok yaklaştım. Pardon biraz toz alıyorum da. Bunu şu an yapmak zorunda mısın? İzninle. Son atışı kaçırdım. 4 saattir oyunun sonunda elde var 0. Ellie, iyi misin sen? Bu sadece bir oyundu. Ellie, hayır. Oh, bu sefer onu yeneceğim. Hey, tuvalete gitmem lazım. Bir dakika sonra çıkarım. Ya da bu düzeyi geçince. Pekala, sadece kuru şeyleri düşün, çöller gibi mesela. Bitti mi işin? Acele eder misin lütfen? Artık yeter. Telefon aradığını biliyorum. Burada ne yapıyorsun? Bakma buraya. Çık buradan hadi. Üf ne sabah. Bunu ona ödetmeliyim. Hey bende bu var. Bunu ödeyecek. Klozetin üstünü biraz streç filmle kaplayacağım. Keşke güçlerimi kullanıp zorla içeri girmeseydim diyecek. İşte oldu. Şimdi şu şakayı biraz üst seviyeye taşıyayım. Bu hamur çok iğrenç görünüyor. Harika olacak.
Başından alacağım. Tamam, şimdi hamurun yerine oturmasını beklemem lazım. Çok güzel yayılmış. Dahiyim. Ben bile iğrenç göründüğünü düşünüyorum. Üstelik şakayı yapan benim. Tamam, şaka başlasın. Of, içeride ne uzun kaldı. Patlamak üzereyim. Atacağı çığlığı duymak için sabırsızlanıyorum. Olamaz. Bu çok iğrenç. Şimdi kusacağım. Böyle bir şey nasıl olabilir? Derhal çıkmam lazım buradan. Tuvaleti tamamen kullanılmaz hale getirmişsin. Hey, ne bakıyorsun sen? Çok koz çocuk değil mi? Sağ ol, almayayım. Bir bakalım nerede şu kase? Ah, beni korkuttun. Bu tutkun artık kontrolden çıktı. O rüya gibi, o müthiş biri. Keşke beni görse o biri. Binlerce öpücük sana. Oh, sen çok hoş bir çocuksun. Neler oluyor? Burada ben oturuyordum. Öpüşeceğimiz gün için sabırsızlanıyorum. İyice kontrolden çıktı. Bu da ona bir ders vermem gerektiği anlamına geliyor. Tuvalet şakaları en iyisi ve bu seferki harika bir şey olacak. Bütün gereken bu ruj. Tamam, şimdi elime böyle dudak izi çizeceğim. Ruju iyice yedirmem gerekiyor. Şimdi buraya güzel bir öpücük konduralım. Tabii ki klozet kapağının üstüne. Hah, çok gerçekçi görünüyor. Bir tane daha yapsam yeter. Hey, şimdi buraya gelmelisin. Onun yüzünün her santimini öpmek istiyorum. Hey, burada olanları nasıl açıklıyorsun bakalım? Ne? Bu da nedir? Tuvalet kapağını kim öpmüş acaba? Ah, bu fotoğrafa göre bunu yaban sensin, gülümse. Ah, hayır hayır hayır, ben değilim. Bak, bu resimde ne harika görünüyorsun. Kusma emojisi almış. Sana bunu ödeteceğim. Bay canına başka bir şey diyemiyorum. Ve şuna bir bak. Şşş. Selam, beraber takılalım mı? O bizimle mi konuşuyor? Hadi gidelim. Buraya girebiliriz. Hadi çabuk. Bu çok kaba bir hareketti. Ben sadece dostça davranıyordum. Orada ne yapıyorlar ki? Bir süredir içerideler. Belki bir şeyler duyabilirim. Bu kısma bayıldım. Sıkı tutun. Az evvel kendi üzerlerine sifon mu çektiler? Mandy, Mickey. Nereye gittiler ya? Ha, bu da nedir? Bunu daha önce hiç görmemiştim. Belki buna basarsam. Yeterince güzel değil. Bu haksızlık. Bir dakika. Vay canına. Bir fikrim var. Dönüşüm zamanı. İşe gözlüklerimi çıkarıp yüzümü temizlemekle başlıyorum. Vay canına, bu mendiller iyiymiş. Şimdi kaşlarımı kalınlaştırayım. Daha dolgun ve doğal görünmelerini sağlayacağım. Güzel görünüyor. Şimdi biraz göz farı sürelim. Renk olarak pek belli olmayan bir şey kullanacağım. Takma kirpikler gözlerimi daha öne çıkaracak. Biraz daha makyaj yapıyoruz. Yanaklarımla burnuma biraz kapatıcı süreceğim şimdi. Ve bu sünger kapatıcının cildime daha iyi yayılmasını sağlayacak. Son olarak allıkla ufak dokunuşlar yapıyoruz. Bu arada dudakları da unutmak olmaz. Yine hafif ve doğal bir görüntü istiyorum. Bu küpeler görünümüme parlaklık katacak. Şimdi de saçlarımı açıyorum. Gerçi kendi kendime söylüyorum ama... Şimdi şunu bir daha deneyelim. Umarım bu işe yarar. Vay canına, gir bakalım. Ben de öyle düşünmüştüm. Umarım bu saçlarımı dağıtmaz. Ne harika bir parti. Jennifer, vay canına. Hadi bir fotoğraf çektirelim. Hay Jen. Merhaba Bay Pofuduk. Bu Bay Tek Boynuz. Çok kötü. Acaba başka ne var? Hey sen. Evet sen. Saçların üzgün ve acınası mı görünüyor? Aynen böyle. Ne utanç verici. Evet evet, öyle gerçekten. Ne kendini bilmez bir iyi niyetme.
O zaman bu mini saç şekillendiricisi lazım sana. Çok şık, çok tarz sahibi, çok modern. Vay canına! Bu sanki sihirli değnek gibi. Ama bu saçın için tüm saç tiplerinde işe yarıyor. Eğer saçın varsa bu kırış şekle sokacaktır. Hadi kendin dene. Peki. Şuna bir bak. Ne oldu anne? Bu inanılmaz. Artık saçların kötü olduğu günlere elveda. Oo, bu çok muhteşem. Ve kullanılması da çok kolay. Oo, sen hayatı boyunca neredeydin? Bu şey senin kişisel saç stilistin. Al ondan bir tane anne. Ama dahası var. Bununla saçlarına boncuklar takabilirsin. Ne muhteşem değişim. Hadi ara, bu fırsatı kaçırma. Vay canına, kendimi manken gibi hissediyorum. Aa, neler oluyor? Bir bakalım. Sakın hareket etme. Elimde bir yumurtayla delici bir alet var. Şimdi bu yumurtayı iki ucundan deleceğim. Güzel, şimdi üflüyorum. İşte yumurtanın içi tamamen boşaldı. Şimdi bir şaka yapmanın tam zamanı. Zoe! Bak şimdi ne yapacağım. Sen de denemek ister misin? Yüzünü bir görsen. Patates kızartmasıyla ketçaba bayılıyorum. Kesinlikle harika bir atıştırmalık. Bitti. Tabağımı temizlesem iyi olacak. Pekala, şimdi üstünü bir ovalayayım. Bu sonuncusuydu. Bayıldım. Benim tabağım da burada. Bir iyilik yapıp benimkini de yıkacağın için çok sağ ol. Hey, ben tabağını yıkarım dedim sadece. Oh, peki, her neyse. Ah, neler oluyor burada? Ah, sanırım bütün bulaşık bana kaldı. Oh, sanırım iyi bir fikrim var. Böcek kavanozunu boşaltmanın zamanı geldi. Harika olacak. Bakın ne diyeceğim. Hadi hepsini boşaltalım. Her yer böcek oldu. Ve şimdi buradan uzaklaşıyorum. Üzgünüm. Bulaşıkları bitiremedim. Gitmem lazım. Saklanacak iyi bir yer bulup şakamın nasıl gittiğini izleyeyim. Of, bütün bu bulaşığı şimdi ben mi yıkayacağım? Bir an evvel gelirsem iyi olacak. Böcek! Burada bir böcek var. Her yeri böcek sarmış. Şimdi ne yapacağım? Hey, bir saniye. Bu böcek sahteymiş. Hey, orada olduğunu görüyorum. Aman ne komik. Üzgünüm, kaçmam lazım. Hayır, ananası ona verme. Onun isteği o. Hey Jack, uyan bakalım. Ha, ne? Biri ismimi mi söyledi? Temizliğe yardım etmek ister miydin? Bak, bütün yapman gereken çiçekleri sulamak. Şuradaki ağaca benzer olan var ya. Of, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hey, burada bir balon varmış. Evet, bu çok işe yarayacak. Balonu ucundan takıp suyu içine boşaltıyoruz. Güzel bir su balonu oldu. Şimdi sıra şakamızda. Hey Ellie, hey Ellie. Bak bitkiyi suluyorum. Ah, aferin sana. Hey, bir dakika. Çok iyi suluyorum değil mi? İğrençsin Jack, inanamıyorum. Bakın bu sadece su balonuydu. Pekala, eğer şaka yapmaya vaktim varsa temizlik yapmaya da var demektir. Peki, ne yapalım? Ama buna değdi doğrusu. Alın bakalım, ikinize de külahla krem şanti hazırladım. Vay canına, ne hızlı yiyorsun. Oh, seninkinden biraz alabilir miyim? Hayatta olmaz, kendininkini bitirdin ya, bu benim. Oh, bana burada ulaşabileceğini sanmıyorum. Şimdi külahta krem şantinin tadını çıkarma zamanı.
Bu arada telefonuma da bir bakayım. İşte bu. Külahı tam önümde. İlgisi dalmışken hemen davranayım. Ha, hey, o benim. Hepsini yemişsin. Zoe, buna pişman olacaksın. Hem krem şantiyemi yedi hem de yüzüme sürdü. Oo, tıraş köpüğü. Aklıma güzel bir fikir geldi. Bu ona iyi bir ders olacak. İşte bu. Aynı krem şantiye benziyor. Bu kesinlikle işe yarayacak. İşte kurbanım burada. Hadi bakalım. Tamam, şimdi telefon gelmiş gibi yapacağım. Oo, yine bir külah krem şantiye almış. İşe koyulayım. İşe yarıyor. Çok fena kandı. Evet. Gerçekten yaptım. Bir sürü kaldı. Ne? Bunun tadı bir garip. İşte başına bu gelir. Umarım tıraş köpüğünün tadını sevmişsindir. İğrenç. Bu yaptığın çok fenaydı. Oo, anlaşmayı kes. Bunu hak ettin. Al bakalım. Ufak bir çikolata. Aa, çikolata mı? Evet, lütfen. Peki, o zaman affedildin. Bu sıcak çikolatanın üstüne şimdi krem şanti lazım. Şöyle güzelce döndürerek sıkayım. Oo, vay canına, süper görünüyor. Hmm, biraz marshmallow da iyi giderdi. Hey, içeceğime dokunmayı aklından bile geçirme. Evet, gitti. İşte fırsat bu fırsat. Oo, çok güzel çikolata kokuyor. Ah, inanılmaz lezzetliydi. Ah, olamaz. Hepsini içmişsin. Of, inanılmaz kötüsün. Şimdi yeni bir tane yapmam gerekiyor. Aa, yoksa gerekmiyor mu? Ondan intikam alma zamanı geldi. Ağzına kadar dolduruyoruz. Üstüne bir tabak koyuyoruz. Harika. Şimdi bunu dikkatlice ters çeviriyoruz. Yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum. Bu şakanın işe yaramasını sağlayacak şey krem şanti. Ve tabii marshmallowları unutmuyoruz. Çok güzel oldu. Ne yazık ki gerçek değil. Şimdi de üstüne biraz süs şekeri dökelim. Buna karşı koyması imkansız. Şimdi sıra intikamımı almakta. Hey, bak sana bir tane yaptım. Vay, harika, teşekkürler. Al bakalım. Evet, işe yarıyor. Kaldırdım onu. Üstüm başım süt oldu. Neler oluyor? Buradan bir an evvel kaçsam iyi olacak. Aa, dünün yorgunun üzerine nasıl uyumuşum. Felaket görünüyorum. Ah, işte oldu. Böyle daha iyi. Şimdi son dokunuşları yapalım. Zoe, acele et. Ay, makyajım mahvoldu. Hey, niye kapıyı vurup duruyorsun? Biraz beklemen lazım. Of, bunu nasıl düzelteceğim? Tamam, bu işe yaradı. Baştan başlayalım. Ha, bu da nereden gelmiş? Oo, parlak bir şaka fikrim var. Birinci adım duşun başlığı. İkinci adım, bu simlerin hepsini içine boşaltıyorum. Üçüncü adım, normale dönüyoruz. Banyo şimdi tamamen senin. Bu çok iyi gelecek. Duş almaya çok ihtiyacım vardı. Uyanıp kendine gelmek için duştan daha iyi bir yer olamaz. Oh, duş sesini duyuyorum. Şimdi çığlığı duymak için biraz beklemem lazım. Ah, ne? Yemişim, olmuşum. Orman harika ama yine de iyi ki yanımda telefonum var. Amanın, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Acilen tuvalete gitmem lazım. Aa, olamaz, bir sürü arı var. Başka yere gitmeliyim. Çok fena. Şurası olabilir mi? Oo, bu patika biraz ürkütücü. Olmaz. Başka yer bulmam lazım. Aman tanrım. O ne yapıyor?
Kızın elinde bir kova var. Bir de klozet kapağı ile çöp torbası da mı var? Ne yaptığını anlayamadım. Bu bir tuvalet. O benimdir. Çekil yolumdan. Bu acil bir durum. Şükürler olsun. Ne rahatladım. Yürek parçalayıcı çilem artık sona eriyor. Tanrı'ya şükürler olsun karaya ulaştım. Vücudumu sahile sürüklemek neredeyse imkansızdı. Ama çok yorucu olsa da bunu başardım. Yalnız nerede olduğum hakkında hiçbir fikrim yoktu. Burası bir sahildi ama neredeydi? İşte uzakta, neredeyse ufukta bir yolcu gemisi. Yardım için bağırıp çağırdım ama bunun hiçbir yararı olmadı. Bu sahilde mahsur kalmıştım ve tek başınaydım. Üstüne üstlük açlıktan ölüyordum. Ne yiyebilirdim ki? Sanki kaderim sesimi duymuştu. Sahile bir bavul sürüklenmişti. Belki de artık şansım dönüyordu. Bavul su geçirmeyen türdendi. Güzel bir bavuldu. Bu bavulun benim kurtuluşum olacağından emindim. Ama yanılmıştım. İçinde sadece bikiniler vardı. Biraz da yağ vardı. Ve nedense bir kaşık. Bavulun sahibi her kimdiyse içine tuhaf şeyler koymuştu. Ama sahibinin tuhaflığı benim şansım oldu. Kaşığa yağ koyarak başladım. Sonra yağ şeker ekledim. İnce dalı tutacak olarak kullanacağım. Şimdi sıra bunların hepsini eritmekte. Hiç bu kadar güzel bir şey koklamamıştım. Açlık en basit atıştırmalığı bile gurme işi bir yiyeceğe dönüştürüyor. Ve işte buradayım. Kanka bu çok gülünç. Acayip abartmışsın. Bu gerçek ama. Hem de hepsi, yemin ederim. Her neyse, siz gülün isterseniz. Hadi ama bas şu gaza. Madem trafikte sıkıştım bir şeyler içeyim bari. Yoğun saatlerden nefret ediyorum. Of, bu büyük bir hataydı. Çok geç kalacağım. Bu çok kötü. En azından susuzluğumu giderdim. Olamaz. Oh, bu hiç iyi olmadı. Şimdi de tuvalete gitmem lazım. Ne yapacağım? Bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Bunun üstünü kesiyorum. Sonra köpüklü bant alıyorum. Kağıdını sıyırıyorum. Bandı şişenin ağzına yapıştırıyorum. Bant şişenin ağzının hemen dış kenarına yapışmalı. Şimdi de şişenin kapağına bir delik açıyorum. İyi ki bütün malzeme ve aletler arabamda vardı. Şimdi iç çamaşırıma bir delik açıyorum. Aynen öyle. Büyük olmasına gerek yok. Böylece şişenin ağzı deliğe tam uyuyor. Sıradaki bir tüp. Tüp açtığım deliğe tam sığdı. Çok iyi. Sonunda işim bitti. Pekala. Tüpü de camdan aşağı sarkıttın mı? Oh, harika. Ne rahatladım ama. Çok iyi işe yaradı. Ne harika bir uyku çektim. Vay canına. Kamp yapmak insanı çok rahatlatıyor. Uf, ağzım hiç iyi kokmuyor ama. Çadırımdan çıksam iyi olacak. Şimdi tuvalet eşyalarımı bulayım. Ne olmuş böyle? Olamaz. Diş macunum mahvolmuş. Bu nasıl olmuş ki? Doğada olmaya bayılıyorum. Evet, yere düşmüştüm. Sebebi buymuş. Bunu artık tamir etmenin bir yolu yok. Ama etrafı fena batırmış. Hey, bunlardan birini kullanabilirsin. Oh, aklın mı karıştı? Dur sana açıklayayım. Bir popit oyuncağını ve diş macununu aldım. Sonra her deliğe birer damla diş macunu sıktım. İçlerini iyice doldurdum. Sonra biraz karbonat aldım. Karbonatı diş macunun üstüne serptim. Karbonat da dişleri temizler. Hadi al bir tane. Tamam bir bakalım. Oo, naneliymiş. Şimdi dişleri fırçalama zamanı. Bu harikaymış. Gerçekten işe yarıyor. Hey çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Diş sağlığı önemlidir. Uf, bu
seviye çok zor. Bir türlü geçemiyorum. Kolaları unutmamalı. Tamam, hadi şunları çantaya koy. Nasıl yani? Hepsi hala burada. Hey David, bunları çantaya koyman gerekiyordu. İşe koyul artık. İyi, tamam. Sırt çantam nerede? Bu seviyeyi geçmeye çok yakındım ama. Hepsini çantama sokuşturmam lazım. Bu, sonra bu ve de bu. Üstüme attığı battaniyeyi de unutmayayım. Uf, seviye atlayamadım. Bari eşyaları yerleştirmeyi halledeyim. Hey, çantayı yaptın mı? Hadi gidelim. Tamamdır, şimdi hazırım. Burası uygun gibi, değil mi? Evet, hadi yerleşelim. Piknik yapmak hep eğlencelidir. Pekala, işte tabaklar. Kolalar. Kaşıklar. Bunlar olmasa olmazdı. David, bıçak nerede? Oo, bıçak. Onu da çantaya attığımdan eminim. Ama burada değil. Uf, sana asla güvenemiyorum. Bir saniye, bir fikrim var. Kredi kartımı onunla ne yapacaksın ki? İzle ve etkilen. Gördün mü? Bıçak gibi işe yarıyor ve kabuğu kesiyor. İşte oldu. Karpuz kesildi. Vay canına, bu gerçekten etkileyiciydi David. Hmm, karpuz çok güzele benziyor. Öğleden sonrayı değerlendirmenin ne harika bir yolu. Uf, acayip yağıyordu. Sırılsıklam oldum. Ve üstüm başım da çamur içinde. Aman ne güzel, her tarafım dağılmış halde. Vay canına, ne fena bir hava var dışarıda. Sırılsıklam oldum. Hey, ayakkabıların nasıl böyle kupkuru? Aa, evet, kurular gerçekten. Sana ne yaptığımı göstereyim. Ayakkabılarımı ve bir mumu aldım. Sonra ayakkabılara sürmeye başladım. Mumun ayakkabılarıma iyice işlemesine dikkat ettim. Ve ayakkabının üstünü tamamen mumla kapladım. Daha sonra saç kurutucusunu aldım. Isı mumu kumaşa yedirdi. Bu kısmı yapmak aslında eğlenceli. Ve işte oldu. Su geçirmez ayakkabılar. O sincapın sandviçini çaldığına inanamıyorum. Hey, şu su birikintisini görüyor musun? Hadi bir deneyelim. Hayır, bilemiyorum. Çok çamurlu. İyi peki. İşte giriyorum. Hey, vay canına. Aynen dediğin gibi işe yaradı. Çok inanılmaz. Artık ayakkabılarım hiç ıslanmayacak. Kaç element vardır? Sodyum. Çiçek zamanı. Yoksa bu düşündüğüm şey mi? İşte başlıyorum. He? Kim böyle bir şey yapmış olabilir? Bu komik mi şimdi? Sen ve senin aptal lazerin. Aslında hadi biz de biraz eğlenelim. Çok çişim gelmiş. Düşündüğüm şey mi yapıyor gerçekten? Oo, onun böyle bir şey yapabildiğini bilmiyordum. Daha önce hiç çiş yapan kız görmedin mi? Böyle değil. Sakin ol dostum. Bu şişeyle biraz eğlendim işte, gördün mü? Oo, orada ne yaptığını şimdi anladım. Bu benim şarkım. Değil mi ufaklık? Orada daha ne kadar kalacaksın Brian? Seni pek duyabileceğimi sanmıyorum Zoe. Dinlediğin müzik ne kadar yüksek olabilir ki? Hadi ama, cidden mi? Sanırım banyo sefası sona erdi. Hey! Yeniden doğmuş gibiyim. Ve de çok düşüncesiz. Ama bunu nasıl halledeceğimi biliyorum. Brian banyo yapmayı çok seviyor demek. Yeni bir spa deneyimi için bu nasıl peki? Neler olacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Banyo tamamen sana ait dostum. Peki. Bunu kaçıramam. Yaşasın, tekrar bol sabunlu baloncuklu banyoma kavuştum. Yalnız bu şey acayip yoğunmuş.
Hatta aşırı yoğun. Bu ne ya? Evet. Seni öldüreceğim Zoe. Banyo bayağı fena gitmiş. Oh harika, Zoe buradaymış. Ve onun pis ayakkabıları. Hey! Sadece hakkımı alıyorum. Ama şimdi biraz atıştırmalık iyi giderdi. Hemen döneceğim. Çok iyi. Benimle paylaştığın için sağ ol Brian. İçinde birkaç tane daha kalmış olmalı. Bunları hemen bitiriyorum. Tek önemsediği kendisi. Ben ayaklarımın neyin mutlu edeceğini biliyorum. Bak yeni torba geldi. Benimle oyun oynamak istediğinden emin misin Zoe? İyi öyleyse bana başka bir seçenek bırakmıyorsun. Bu ayaklar aşağı iniyor. O da ne? Bacakların elimde kaldı. Aa, bu çok iğrenç bir şaka. Bu şaka çok acayip değil mi? Seni daha da şaşırtacağım. Aman tanrım, bu kızın içine şeytan girmiş. Of şapşal Brian. Fazla kolay oldu. Bu da nedir? Aman tanrım. Sen bana ne yaptın? Uf kusacağım. Pekala, portakalın üstüne çikolatayı güzelce yaydım. Mickey, buraya gelsene. Bende senin için bir şey var. Oo, gerçekten mi? Peki. Tamam, şimdi parmağını böyle uzat ve gözlerini kapa. Tamam, hadi bakalım. Şimdi açabilirsin. Grace, sen bana ne yaptın? Of, bu film çok korkunç. Of, çok üzgünüm. Acayip korkuyorum da. Yok artık. Bütün duvar oje oldu. Of bu kadar yeter. Artık bu konuda bir şeyler yapmam lazım. Bir saniye. Sanırım harika bir fikrim var. İşte bu kadar. Artık müthiş bir şaka yapmanın zamanı geldi. Hadi ama şu canavarlara bir karşılık ver. Şu an dikkati de tamamen dağılmış durumda. İçeceğim de burada. Artık şakamı hazırlamaya hazırım. Şimdi bu tatsız jelatini şişenin içine dökeceğim. Sonra kapağını kapatıp şişeyi güzelce sallıyoruz. Çok iyi karışması lazım. Tamam. Bu kadar yeter. Şimdi sıra bir sonraki adımda. Kolayı bu pipetlerin içine dökmeliyim. İşim bittiğinde çok acayip bir şey olacak. Tamam, pipetler doldu. Şimdi bunları daha hızlı hazır olsunlar diye buzluğa koyacağım. Sıra en zor kısmında, yani beklemede. Pekala, sanırım bu kadar süre yeter. Şimdi şunlara bir göz atayım. Evet, içecek pipetlerin içinde çok iyi sertleşmiş. Şimdi bu çubukları pipetlerin içinden çıkarmam lazım. Mükemmel. Kımıl kımıl solucanlara benziyorlar. Şimdi bunları kasenin içine atıyoruz. Çok korkunç. İzlemeye bile cesaretim yok. İşte kaseleri değiştirdim. Hiçbir şey görmedi. Bir saniye. Bu da nedir? Ben az önce ne yedim? Demek solucan yiyorsun öyle mi? Ben de bayılırım bunlara. Kolayca çiğnenen jöle gibi kıvamına bayılıyorum bunların. Çok güzel, bu solucanlar kesinlikle müthiş. Sen solucanı dışlamayı sevmiyor musun yoksa Grace? Aman tanrım. Peki, çok iğrençsin. Şimdi kusacağım. Bu elbiseye ne dersin? Yani bilemiyorum. Yok olmaz, bu renkler hiç bana uymaz. Aman tanrım. Vay canına. Olmaz, bundan da hoşlanıyor muyum pek emin değilim. Amanın, bu ceket inanılmaz. Kumaşına bayıldım. İşte bu tam aradığım şey. Hey Mickey, bırak şunu. O benim. Olmaz. İlk ben gördüm. Bırak şunu. Evet, ben kazandım. Ah, ne arkadaş ama. Şu an kullandığım gözlüğüme ve her şeye çok iyi uyuyor. Kendini çok güzel sanıyor. Aman neyse. Bir dakika. Bak burada ne varmış? Şişt, kimseye söyleme. Seni bir şaka için kullanacağım. Pekala. Üstümü değiştim. Başıma da bir şapka takıp bekleyeceğim. Bu kıyafetin içinde müthiş görünüyorum. İşte tam fırsatı. Şöyle omzuna hafifçe bir dokunayım. Ne? Bu da neydi? Gerçekten biri omzuma dokundu gibi geldi. Bu ceket müthiş başarılı. Birisi kesin bana dokundu. Ne? Ama burada kimse yok ki. Sadece ben varım. Herhalde hayal falan görüyorum. Acayip işe yarıyor. Buna devam etmem lazım.
gitme, bulamaz. Manken canlanmış, kaçın. Ceketiniz sizde kalsın, ben buradan çıkıyorum. İşte bu, şakam müthiş başarılı oldu. Kitabı hiç elimden bırakamıyorum, çok başarılı. Aman tanrım, şimdi mi? Reis, hemen gitmen lazım. Hadi ama, burası bana lazım, git buradan. Hayatta olmaz, buraya ilk ben geldim, sen git. Peki, şu an tam bir çocuk gibi davranıyorsun. Ben ne yapacağımı biliyorum. Nihayet, o gelmeden makyajımı bir tazelesem iyi olacak. Şoka girecek birazdan. Tamamdır, dudaklarım gayet güzel oldu. Bitki, şşt, senin köşeni ödünç almam lazım. Güzel görünüyorum. Mickey, seni gördüğüme çok sevindim. Çok teşekkür ederim, bunlara bayıldım. Bugünün ne kadar kötü geçtiğini inanamazsın. O da neydi? Sanki biri hapşırdı. Belki şimdi öpüşebiliriz. Tabii ki, seni öpmeyi çok isterim. Koru beni Mickey. Bu da Grace. Sen arkadaşların en kötüsüsün. Beni bu acayip yerden hemen çıkar. Erkek arkadaşımı korkutup kaçırdın. Sen çok kötü birisin. Resim yapma zamanı geldi. Of, ne gündü ama. Canım çıktı yorgunluktan. Bazen çok acayip biri oluyor. Mavinin butonunu çok seviyorum. Kesinlikle en sevdiklerimden biri. Vay canına, bu da nedir? Şu toza bak. Burası toz toprak içinde. Aha, omzumda bir askir var. Reis, kes şunu. Burada resim yapmaya çalışıyorum. Evet ama şu anda ufak bir istekesi var. Reis, ben ciddiyim. Tozunu aldığında her şey çok daha güzel görünüyor. İşte şimdi çok çok daha güzel görünüyor. Gir bakalım kavanoza. Pencerenin üstüne de tırmanmam lazım. Peki. İşte tuvalete temizleme fırsatım. Resmim. Ne oldu öyle? Grace. Ben sadece halıyı temizliyorum. Bunu ödeyecek ve bunu nasıl yapacağını biliyorum. Bir bakalım burada mıymış? Hayır mı? Görünüşe bakılırsa buradan sahiç Berkemal. Şöyle içeri gireyim, en sevdiği temizlik kovası hemen şurada duruyor. İçine biraz mavi boya katılsa tabii biraz sıkıntı olabilir. Kendisini büyük bir sürpriz bekliyor. Şşşt. Olacakları izlemek için kendime saklanacak güzel bir yer bulayım. Temizlik bir sürü iş gerçekten. Uf. İşte başlıyor. Ama burada yerleri neredeyse bitirdim. Nasıl yani? Her yer mavi oldu. İşte bu. Seni faka bastırdım. Mickey! Bunu ödeyeceksin. Yemekten önce ellerimi yıkayayım. Sabun, sıcak su, ellerim tertemiz olsun. Hey! Bu da amma kayganmış. Tutamıyorum. Olamaz Adam. Uçan sabuna dikkat. Ay. No. Ne oldu ya? Adam. Çok üzgünüm. İyi misin? Adım neydi? Olamaz. Ay, tadı da ne fenaymış. Seni nasıl ayağa kaldıracağım? Ha? Bu eldivenleri unutmuşum. Aslında sanırım bu berbat sorunu çözdüm. Kaynar su dolu bir kabın üstünde şeffaf sabun küplerini erit. Sıvılaşmaya başlayana kadar bekle. Sonra kaseye biraz mavi gıda boyası ekle. Sonra da boyayla birlikte tamamen erimesini bekle. Arada biraz karıştır. Dikkatlice alttaki kabın üstünden kaldır. Ve karışımı eldivenin içine boşalt. Üstüne bir vantuz sok. İyice bastır. Sabun katılaştıktan sonra eldiveni çıkar. Bunun için maket bıçağıyla dikkatlice kes. Ve parçaları tek tek ayırıp sabunu ortaya çıkar. İyi görünüyor. Hey, bu gerçek bir el gibi görünüyor. Eli lavabonun üstünde duvara tuttur. Ve ellerini sabunlamak istediğinde bu elden yardım al. Bak, sabun falan uçmuyor. Ay, o sabun mu? Adam, geçtim, merak etme. Kaygan sabun sorununu temelli çözdüm. O da ne? Sorun yok Adam. Hadi çak bir beşlik. Sabun gibi gerçekten de.
Bayağı havalı ha. Tanıştığımıza sevindim Sabun Efendi. Başımın ağrısı bile azaldı.